borsa hackinde diyor. Bu altcoin'den milyonlarcası çalındı. Buna bir göz atacağız. XRP coin'de CoinsPH'ın hacklenmesiyle ciddi bir çalıntı söz konusu haline geliyor. Filipinler merkezli kripto para borsası diyor CoinsPH. Salı günü büyük bir güvenlik ihlaline kurban gitti. Bu arada bu güvenlik ihlali konusunda şu anda devletler çok ciddi bir şekilde çalışıyor, regülatörler. Hatta en son Avrupa Birliği'nin ve Kanada Merkez Bankası'nın raporunda da yine bu husus ciddi bir şekilde yer etmiştir. Burada kripto para borsalarındaki problemler aynı zamanda DeFi üzerindeki problemlere dikkat çekilmiştir. Kanada Merkez Bankası'nın son raporu çok önemliydi. Kanada Merkez Bankası raporunda DeFi'nin gerçekten de bankacılığı geride bırakabilecek çok ilerici bir alan olduğunu dile getirerek resmen tarihi bir açıklama yapmıştır. Ancak bu noktada ne yazık ki güvenlik ihlallerinin yüksek olduğunu da dile getirmiştir. Genelde DeFi, GeFi'ye yani merkezi olmayan borsalar Binance gibi merkezi borsalara göre daha düşük halde olmaktadır. Daha düşük bir güvenlik çalışması ve güven ortamı olmaktadır. Fakat bazen GeFi'da da bu tarz problemler meydana gelebiliyor. Olabildiğince iyi yerde kalın, olabildiğince güçlü borsalarda oynayın. Bu arada Ripple'da yakın zaman içerisinde DeFi alanına adım atacak. Bunu açıkça belirttiler ve çok başarılı olacaklarını kesinlikle düşünüyorum. Nitekim Ripple muhtemelen Kanada'ya da açılacak. Özellikle şu anda Kanada pazarı olabildiğince boş ve alım satıma açılmayı beklemektedir. Binance'ın en son çıktığı Avustralya, Brezilya gibi taraflarda likidite merkezi kuran Binance muhtemelen Kanada, Fransa gibi ülkelerde de faaliyet göstermeye yönelik iş yapacak. İhlal olayında 6 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 12 milyondan fazla XRP token'ın kaybıyla sonuçlandı. İhlal kripto para topluluğu genelinde şok dalgaları yaratarak altcoin projelerinin güvenliği ve borsaların bunları koruma kabiliyetine ilişkin endişeleri artırdı. Altcoin projesinin yani güvenliği ile alakalı ortada bir durum yok. Hani yani XRP'nin güvenliğiyle dediğim gibi bu olayın çok bir bağlantısı yok. Çünkü ne alakası var? Hani Ripple'da bir hacking vakası olmuyor. Her borsaya ayrılan, tahsis edilen bir varlık var. Borsa XRP coin alımı yapıp teminatlandırmak için bunu alıyor. Tıpkı perakende yatırımcı nasıl yapıyorsa o da öyle yapıyor. Borsanın kendine ait bir XRP coin rezervi var. Yani mantıken benim hacklenip XRP coinlerimi kaybetmemle borsanın hacklenmesi arasında bir fark yok. İkisi de benimle alakası XRP ile alakası yok. Tamam mı? Hani şey gibi, evime hırsız giriyor. Hırsız bilgisayarı alıp götürmüş. Bilgisayar güvenli değil. Abi bilgisayarın güvenliği ile alakası yok. Sen evi güvende tutacaktın ki adam bilgisayarı çalmayacaktı gibi. Onu söylemek lazım. O yüzden Ripple'la işin bir alakası yok yani bu noktada. Çalınan fonlara gelirsek zaten bu son birkaç haftadaki kaçıncı hacking vakası artık sayamadım ben. Ya korkunç bir hacking vakaları var üst üste. Tabi bu noktada geçmişteki kadar yüksek fon kayıpları yaşanmıyor. Çünkü en son hem Huobi hem Avalanche üzerinde vesaire hacking vakası yaşandı ve her iki taraf da aynı açıklamayı yaptı. Dediler ki kardeşim sen bize bu varlıkları ver. Bak biz senin peşini bırakacağız. Üstüne biz de sana şu kadar vereceğiz. Yani fidye bırakacağız sana. Kabul edildi. Hatta Huobi borsası o saldırganı işe aldı. Siber güvenlik danışmanı olarak. Bu şekilde bu da olabildiğince hacker sayısını arttırdı. Ya resmen adamlar legal yoldan iş gerçekleştiriyorlar. Ben benzer bir yolla yeniden bu varlıkların alınacağını düşünüyorum. Alınmasa da yani satışı halinde bile baskı oluşturacak kadar bir problem kesinlikle yaşatmayacaktır. Altcoin XRP borsa hackinde çalındı raporlara göre sözde bir bilgisayar korsanının yalnızca 30 dakikalık bir süre içinde bir dizi işlem gerçekleştirmesiyle istismar hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Bu siber suçlu 1 milyon XRP altcoin projesini diyor 13 kez takas etmeyi başardı. Böylece hain vurgunlarına 200 bin XRP'lik bir miktar daha ekledi. Bu saldırının ayrıntıları blockchain gezgini XRPscan aracılığıyla ortaya çıkardı. Ancak bilgisayar korsanı için her şey yolunda gitmedi. İşlemlerden birinin başarıyla tamamlanmadığı görülmekte. Bu da bu tür güvenlik ihlallerinin karmaşıklığına ve öngörülemezliğine işaret ediyor. Bilgisayar korsanları yaklaşık 12.2 milyon XRP token topladıktan sonra haksız kazançlarını çeşitli yollardan göndermeye başladılar. Kripto varlıklar, kripto borsası OKX'e, Avrupa kripto fiyat borsası Whitebit'e, çapraz blockchain borsası diyor, Orbit Project kripto borsası SimpleSwap ve diğer varış noktalarının yanı sıra iki gözetim dışı borsa olan ChangeNow ve Fixed Float'a ulaştı. Durumun ciddiyetine rağmen CoinsPH ilanın ardından dikkat çekici bir şekilde sessiz kaldı. Altcoin topluluğuna herhangi bir yanıt ya da yorum bırakmadı. Ya altcoin topluluğuna ne yorum yapacak? Kendi müşterilerine yorum yapar sonuçta. Yani kendi altcoin topluluğuna XRP coin'le durumu çok fazla çünkü alakadar eden bir durum yok. Önemli olan içerideki yani kendi yatırımcısı olan XRP coin topluluğu olacaktır. Bunu bu şekilde düzeltmiş olalım. İkincisi dediğim gibi fonlar muhtemelen yeniden alınır. Büyük bir ihtimalle kendilerine belli bir oran işte %10'luk %7 ile 10 arasında bir fidye bırakılır. Devamında kalan fonlar alınır. Zaten buradaki çalınan miktar öyle dediğim gibi bir kesinlikle baskı yaratabilecek kadar bir satış ihtimali söz konusu olmamaktadır. Gördüğünüz gibi farklı borsalara dağıtıyor. Zaten buradaki hacking olayları ve çalıntılar genelde bu şekilde oluyor. Adam çekiyor oradan farklı borsalara gönderiyor hızlı bir şekilde ve buralarda satışını gerçekleştirip sonra banka aracılığıyla vesaire bunları direkt olarak çekiyor. Yani genelde bu şekilde. Erken aşamada diğer taraflarla iletişime geçilirse tabii fonlar dondurulabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.